gözlüm ben bu elden gider sen zülfü perişanım kal melun kal melun keremet aklından çıkarma beni. Mersin'de tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin yerel kültürüyle ilgi uyandıran bir ilçe Mut. Toros Dağları'nın güney yamaçlarında kurulan Mut'un tarihi M.Ö. 2000 yıllarına dek uzanıyor. Mut'ta Torosların oluşturduğu eşsiz tablo, vadilerle, kanyonlarla ve Göksu Irmağı'nın coşkusuyla tümleniyor, daha da benzersiz oluyor. Takma başına. Mut'un halk edebiyatındaki, türkü dünyasındaki yeri de çok özel elbette. Çünkü Mut, Karacaoğlan'ın mirasıyla yürüyor yarınlara. Mut'un sıcak yüzleri bu önemli mirasla karşılıyorlar bizi. Karacaoğlan'ın mısralarıyla. Mut'un yaşam kültürünü yansıtan unsurlardan biri de seyirlik oyunlar. Yöre kültüründe önemli bir yeri olan develerin doğum yapması da yöre insanı için sevinç kaynağı. Bu da asırlardan günümüze ulaşan bir seyirlik oyunda gösteriyor kendini. Deve bortlaması olarak bilinen bu oyun, devenin doğum yapmasını anlatan, bu olayın yöre halkı için önemini yansıtan figürler içeriyor. Ne oldu? Devemize bir halur oldu! Durmuyoruz, kaçıyoruz sağa sola! Ulan kaçıyoruz! Onun borçlaması yakınıdı! Bilmiyormuş, kaçıyoruz! Alın gelin de deveyi bakayım! Aferin, hazırla! Önce deve! Kandilanmış, borçlayacak! Buyurun gelin, devemiz bortladı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeşilliğiyle, doğal güzellikleriyle adını duyuran Göksu beldesinde
yerel kültürü yaşatıyor sımsıcak yüzler. Halkın yaşamını tüm gerçekliğiyle yansıtan türküler elbette Göksu'da da yaşamın her anında. Tıpkı Harman'daki Göksulların işlerini kolay kıldığı gibi duyguların anlatılmasını da kolaylaştırıyor türküler. Ağız başında vurma, kapın karşında durma. Kepiklerin ok olmuş, yeter kalbini kırma. Kepiklerin ok olmuş, yeter kalbini kırma. Harman! Hadi. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kolları sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm saramam ben. Aç kolları sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm saramam ben. Harma! Harma! Yapana bugün. Biraz mercimek yoldum, topladım, naylonun üstüne serdim, yağmur yağmasın diye üstünü örttüm. Biraz ot topladım, oraya yığdım, oğlanlar getirecek. Babam da biraz zeytin suladı orada yanımda falan. Tamam. Ben de bugün soğanı suladım, erikler suladım, o dinamoyu düzenlettim. O borularını falan düzen yaptım. Öğlen olunca geldim, bir dinleneyim dedim, öğlen yemeğine geldik. Aldım işte. Yeni bir türkü desen diyecektim. Hangisini çalalım? Yüzüğün bir döndüm yüzü dönesi. Versene Ali'nin yoluna saldım. 12 memlardan mahrum kalası. Versene Ali'nin yoluna saldım. Evinizin önünden geçmeyin dedim. Soğuk sularınızı içmeyin dedim. Ölmeyince senden geçmeyin dedim. Versene Ali'nin yoluna saldım. Bir sultan aptalım el aman aman. Üstümüzden gitmez bir bölük duman. Şefaatçımız olsun 12 imam Marsene Ali'nin yoluna. Ben bunu yazayım da. Yazdın mı yüzünü mü döndün yüzü dönesi? Yüzünü mü döndün? Yüzü dönesi. Yüzü dönesi. Evet. Var. Var seni Ali'nin. Var seni Ali'nin yoluna saldım. Ali'nin. İlk bağlamaya dedem saz çalardı. 1900 doğumlu dedem. Saz çalardı. Saz demem de çöğür çalardı. Dedemin melodileri, evin köşesindeki çaldığı melodiler kafanın bir kenarında kalıyordu sürekli. Dedemi sürekli görünce ben çalmaya başladım. Çocukluğumda biraz çaldım. Ondan sonra bıraktım. Uzun süre bıraktım. Esas 45 yaşından sonra başladım saz çalmaya. Bir sürü derleme yaptım. Annemden, köyün eski dedesi Ali Rıza dededen, amcamdan, amcam da saz çalardı. Yüzümü döndüm de yüzü dönesi. Yüzümü döndüm de yüzü dönesi. Var seni alimin de yoluna saldım, saldım. 12 imamlardan mahrum kalası, 12 imamlardan da mahrum kalası. Kayınbabam ben 16 yaşında oğlunu aldım. Ondan sonra kayınbabam 94 yaşına yetti. Ondan ona kadar geçindik, saz çalardı. Kayınbabam, hep benim akranlarım gelirdi, beni öne söylenir, bizi sabah döndürürdü. İşte ben de öğrenebildiğim kadar ondan bir şeyler öğrendim idi. Çocuklarım işte bu öğrendi, bunun oğlanları da çalar. Müşüver dedin, hayran da ötürüyor.
Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Müze için bir şeyler topluyorduk, Uraş Müzesi için. Sizde de bir saz varmış herhalde. Var, dedemden kalma bir saz var eski. O sazı da koysak, hem dedenizin andacı olsa. Memnuniyetle veririz. Şöyle bir sazımız var, dedemizden kalma. Sazda 48'de yapılmış herhalde, 1948, 6 Şubat. Yazılıdır. 1948'de. İyi, bu oraya yakışır. Gençliğimde askerlik çağında Manisa'da bir müzeye gittim. O müzedeki tarihi şeyler beni çok etkiledi. Geldikten sonra bir iki bin başladı. Ufak tefek birdir, ikidir, üçtür derken daha sonra bu koleksiyon şeklindeydi. Bunu müzeye dönüştürmenin hesabını yaptım. Müzeyi bu duruma getirdim. İleride daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Oradaki malzemeleri %80'ini, %90'ını kendi köyümüzden, mahallemizden, diğerlerini de çevre köylerden, mahallelerden topladım. O duruma getirdim. Hüseyin Cılız'ın dedesi Abidin Cılız köyünün sazandarıydı. O görevini torunu Hüseyin Cılız aldı. Dedesinden gelen o sazandarlık görevi üzerine babasını da ikna ederek cemevi yapılması için bir yer tahsis ettirdi. Ve cemevi yapıldıktan sonra da sazandarlığa devam etti. Dedesinden aldığı görevini devam etti. Ama bu el sanatlarına da çok önem veriyordu. Onları verdi ve köyde, ahırlarda kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını çıkardı, tek tek sahiplerinin aldı. Şimdi müze oluşturmayla ilgili çalışmaları var. Bunu devam ettiriyor. Kütüphane ile ilgili, müze ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu arada geçmiş dönemde kasabaları yeni oluştuğunda belediye meclis üyeliği yaptı. Belediye meclis üyeliğinde kültürel anlamda da kasabasını, mahallesini geliştirdi.
geliştirmeye de devam ediyor. Sanırım önümüzdeki dönemde de bunlar sayesinde oraya bir müze kütüphane açılacak. Biz de zaten bölgemizde, ben hem Alevi Kültür Derneği Silifke Şube Başkanıyım, aynı zamanda halk bilim araştırmanıyım. Katkı sunuyoruz, o çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Oraya, o kasabaya, Mut bölgesine, Taşeli, Toroslara büyük şeyler vermek istiyoruz. Birlikte başaracağız sanırım. Hüseyin Cılız'ın bağlamasından dökülen ezgiler, semahlar, deyişler, yöre kültürünün sonsuz döngüsünü simgeliyor belki de. Onun bağlaması eşliğinde semahlar dönüldükçe, deyişler çınladıkça kulaklarda dün bugün oluyor, bugünse yarın. Hüseyin Cılız, Göksu'da bir sıcak yüz. Yöresi için emek harcayan, yöre kültürünü korumak ve yaşatmak için duyarlılıkla çalışan tüm sıcak yüzler gibi. O, Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yalnızca biri. Dağlar, 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 yaralı dağlar, dağlar.